Telefon. Günaydın aşkım, nasılsın? Aşkım, rock müziği festivali var. Bir tane çadır ayarladım, 2 gün takılalım diyorum. Ne dersin? Hem yabancı gruplar falan da geliyor. Ciddi misin sen? Evet evet, süper bir ambiyans olacak. Yani kaçırmayalım diyorum ben ha. Kaçırmayalım aşkım, bayılırım ben. Mevlide. Zehra hocam okuyacakmış Mevlide. Ay çok dokunaklı okuyor o kadın ya. Yani insanın ağlayısı yoksa bile ağlatıyor vallahi. Ne Mevlidi aşkım, yani rock festivalinden bahsediyorum ben. Çok gelmek istiyorum ama bilmiyorum ki babacım izin verir mi? Ah, Hafize teyze. Hafize mi? Aşkım sen kafayı mı yedin ya? Tabii izin veriyorum canım, öyle mübarek bir günde yani mübarek bir işe izin vermez miyim? Tabii giderim, sevaptır sevap. Tamam aşkım. Yani Hafize teyze, babam gidebilirsin diyor, çok sevaptır diyor. Sevap mı? Anladım, baban yanında, Osman Aga. Peki o zaman oldu, görüşürüz. Öptüm Hafize teyzeciğim Mevlid'de. Ver bakalım telefonum. Hafize Hanım, Mevlid deyince akan sular durur efendim. Tabii ki de vermiyorum kızcağızım canım, sevaptır sevap. Peki, sizin beyefendi nasıllar? Kocam çok iyi, kocam diye demiyorum ama daş gibi maşallah. Ay iyice manyadı şimdiki gençler. Kalını gören de adam gibi adam zanneder. Allah hepsine akıl fikir versin valla. Siz nasılsınız? Bir yaramazlık yok inşallah. Yok. Niçin siz istiyorsunuz böyle moru gibi kalın kalın böyle? Üstünüze afiyet biraz üşütmüşüm de. Geçmiş olsun efendim, geçmiş olsun. Eşiniz Demirtaş Bey'e çok selamlar. Yerli yabancı birçok sanatçının katılımıyla gerçekleşen yaz konserleri Ağustos ayında... Merhaba sanat arkadaşlar. Osman Beyciğim, hoş geldiniz efendim. Hoş geldin Osman Bey. Hoş geldin abla. İstanbul'da başlayan Rock Müziği Festivali müzikseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor sevgili seyirciler. Bak şunlara bak. Hiç erkek adama yakışır mı bile uzun saç böyle küpeler takmış da pantolonlar bile bagajla. Allah Allah. Ya o sana ne? İnsanlar istedikleri gibi giyinir süslenirler mi? Osman babacığım biliyor musun? Ha bunlar kedi kesiyormuş. Ya cahil konuşma Ali Kemal. Kedi falan kestikleri yok. Bu metalciler civciv eziyor. Abi Ali Kemal'e cahil diyorsun ama sen de cahilsin. Ne civciv ezmesi, yok öyle bir şey. Peki ne yapıyor bunlar? Ya insanlar görmüyor musun, hiç gelmişler, toplanmışlar. Güzel güzel müzik dinliyorlar oğlum. Metalci onlar. Metalciymiş. Sanırsın ki bunlar bile madende çalışır. Kardeşlik bilir misin? Hakikaten bunları bile toplayacaksın. Tıkacaksın madene, bile madende çalıştıracaksın bile. Aşkım, benim tuvalete gidip üzerimi değiştirmem lazım. Evden Mevlid'e gidiyorum diye çıktım. Festivale gidiyoruz ya, ambiyans uyalım öyle değil mi? Tamam aşkım, bekliyorum ben seni burada. Oğlum hani sen modern görüşlü bir adamdın? Hani Avrupalıydın? Avrupalıyım tabii. Avrupalıyım ama bu kadar Avrupalı değilim yani. Ben Avrupa'nın iyi yanlarını alırım, kötü yanlarını bırakırım. Benim bir ayağım Avrupa'da, bir ayağım Asya'dadır yani. Ağam sen Boğaz Köprüsü gibisin yani. Aynen öyle. Bizim gelenek göreneklerimize yakışır mı bile giyinmek ha? Abi ne var bunda? Müzik dinleyip eğleniyorlar. Dinlesinler canım, dinlemesinler demem ki. Ama adam gibi dinlesinler. Böyle kravat taksınlar, fötr şapka falan şöyle dinlesinler ya. Ne? Vallahi ben onu pını bilmem. Ben ha bunlara civcivimi emanet etmem, ezerler onu. Ya yazık bunlara ya. Apaçı gibi çadırlarda oturuyorlar fukaralar ya. Ne fukarası be? Serseri bunlar, serseri. Bunlar aile terbiyesi görmemiş ki. Alacaksın böyle meşe odunu ne? Vereceksin bunların bagajına. Vereceksin bagajına. Allah Allah ya. Ulan sizin gibi olmayana tahammülünüz yok. İlla sizin gibi giyinecekler, illa sizin gibi düşünecekler. Yok, öyle deme. Her şeyin başı aile terbiyesidir. Ben bunu bilirim, bunu söylüyorum. Benim kızcım da aynen bunların yaşında ama böyle mevlut gezer böyle. Ağam senin kızın da böyle mesela bunlar gibi giyinse, böyle dolaşsa ne yaparsın? Aha,
İlk önce evlatlıktan reddederim, sonra veririm sopayı, veririm sopayı. Yok yok, öyle olmaz. İlk önce sopayı vururum, sonra evlatlıktan reddederim. Çünkü dedim, başkasının kızını düğmek bana yarışmaz. Aşkım bu sen misin ya? Ne oldu, yoksa beğenmedin mi? Hayır, çok güzel yani, süper olmuşsun da. Sen meğer doğuştan rakçıymışsın. Ne yapayım, babamın olduğu ortamda böyle kıyafet giyinirsem beni öldürür. Ben de mecburen öyle kezban gibi dolanıyorum ortalıklarda. Hadi atla atla atla. Geldiniz Hafize Hanım. Hayrola, nereye bile mevlüt alışverişine mi gidiyorsunuz? Mevlüt şekeri mi alacaksınız yoksa ha? Ayol ne mevlidi? Pazara gideceğim. Evde ne domates kaldı ne de biber. Mevlütte menemen mi pişireceksiniz bile yoksa? Oruç başınıza vurdu herhalde Osman Bey. Ayol mevlidi de nereden çıkarıyorsunuz? Hem olsa bile bu mübarek Ramazan gününde ikram mı olur hiç? Sabahleyin telefonda konuştuk ya, bizim kızı mevlüte çağırdıydın. Ben mi? Sen ya, yalnız bir Asya'sın, boğuk bile boru gibi gelir dedi. Nasıl boru gibi? Basma ya, üşüttüm dediniz, biraz astayım dediniz falan. Ben üşütmedim ama sizin için aynı şeyi söylemeyeceğim Osman Bey. Bakın ben ne kimseyi Mevlid'e davet ettim ne de bu sabah sizinle konuştum. Eğer sende Mevlüt yoksa benim kız nereye gitti? Yoksa bana bir oyun mu oynadı? Ha? Canım nereden bileyim ben? İyi o zaman. Nereye gidiyorsun? Pazar bu tarafta. Karışma, tamam tamam. Seninle biraz işimiz var. Üstüme iyilik sağlık, bu adam iyice keçileri kaçırmış. Bak madem bu sıcakta oruç tutamıyorsun, tutma sen de. Senin beynin sulanmış, beynin. Hayırdır Osman? Ne oldu? Kelime-i şehadet getir ya da dileyen nerede olduğunu söyle. Dilek Hafize Hanımlara Mevlid'e gitti ya Osman'ım. Doğruyu, yalnızca doğruyu söyleyeceğine emin misin Safiye? Eminim. İddia makamı olarak ben aksini iddia edeceğim ve buraya bir tanık çağıracağım. Ayağa kalk sanık. Osman'ım ne tanığı ne sanığı ne dersin? Hafize Ergüle! Hafize Hanım, senin burada ne işin var? Sen buradaysan Mevlüt nerede? Mevlüt sendeyse senin burada ne işin var? Vallahi Safiye Hanım, ben hiçbir şey anlamadım bu işten. O zaman benim Dilek'i arayayım da gitmesin. Boşuna uğraşma sanık. Tanık ilk sorgulamasında Mevlüt olmadığını itiraf etti. Mevlüt yok muydu bugün? Halbuki sen her gün Mevlüt yapardın. Sen öyle kaşına gözüne telgraf çekerek tanığı etkilemeye çalışma. Ve ben soru sormadan da sakın konuşma. Şimdi sana bir soru soracağım. Bugün sizde Mevlüt var mıydı, yok muydu? Yok, hayır. Bir soru daha soracağım. Dilek sizde miydi, değil miydi? Hayır, yok. Yani Hafize Hanım, her Allah'ın günü Mevlüt okuturdun. Bugün de Mevlüt okusan ne olurdu sanki? Okutacak sanık, okutacak. Seni ben öldüreceğim, onun Mevlüt'ünü okutacak. Bak, gerçeği yalnızca gerçeği söyle sanık. Yoksa kalemi kıracağım. Nereye gitti bizim kız? Vallahi bilmem Osman. Şimdi kıracağım kalemi. Bak kırıldı. İdam gerçekleşecek. Tamam söyleyeceğim. Dilekciğim bugün rock konserine gitti. Ne? Rock konserine mi gitti? Sen kızcağızımı ucubelerin arasına yalnız başına nasıl yollarsın Sarı'ya? Hiç kızcemi yalnız başına o kalabalığın içine gönderir miyim ben Osman'ım? Çınar'la beraber gitti. Öyle mi? Çınar varsa önemli diyor tabii. Ne? Çınar'la mı güldürdün Safiye? Seni güldürdün. Safiye!
Ay, 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 ay,